Sevgili Ferman, başından beri ikimiz de yapamayacağımızı biliyorduk. Yine de bekledim ben seni. Boşuna olduğunu bile bile bekledim. Ama artık gitme vakti geldi. Buradan çok uzaklara gidiyorum. Sakın beni arama. Kimseye sorma da. Sesini duyamayacağım, yüzünü göremeyeceğim kadar uzakta olacağım çünkü. Oğlum Ali'yi de dayısını bırakıyorum. Mutsuz bir anası olacağına, ona kol kanat gerecek bir dayısı olsun. Yokluğumda oğluma iyi bak. Elveda. Zahide. Sana geldim. Çünkü başka gidecek hiçbir yerim kalmadı benim. Herkes bana yalan söylemiş ya. Canım ciğerim dediklerim. Dayım bana yalan söylemiş. Babam bana yalan söylemiş. Benim annem yaşıyormuş. Avukatımla görüşmek istiyorum. Lütfen Hüsnü Özoymak. Lütfen kendisine haber verin, gelsin buraya. Veririz, veririz. Hoş geldin bacım. Şurası boş, şöyle geç. Tutuklamışlar abi. Havaalanına gidememiş bile. İsabet olmuş.
oğlun da senden hayatı boyunca nefret edecek. Bir kez bile sana anne diye sarılmayacak. Benim yerime geçemeyeceksin. Benim emeklerimin üzerine oturamayacaksın Zahide. Anladın mı beni? Sen nereden anladın hala annenin hayatta olduğunu? Bunu bırakmış. Ezoğlu'nu dayısına emanet edip gitmiş. Gitmek zorunda kalmış sanki. Yani çaresizlikten gitmiştir, mecbur kaldığı için. Hangi çaresizlik? Bir anneyi evladından ayırır Melek. Hangi çaresizlik bir çocuğa annen öldü yalanını da söyletir? Günah değil mi ya? Hiç mi acımadın yavruna sen? Haklısın oğlum. Çok haklısın. Şu dünyada bir çocuğa annesi kadar kim sevgi verebilir ki? Cahillik etmiş. Kandırmışlar beni Saffet Baba. Canım ciğerim dediğim dayım, babam. Kandırmış beni. Yalandan mezar yaptırmışlar ya. İçinde annem falan yok. Benim her sene gidip gözyaşı döktüğüm mezar yalanmış. Belki de... Hani bunu söylemek biraz zor ama... Annem mektubu yazdıktan sonra ölmüş olabilir. Olamaz mı? O zaman ben gidip sorarım bunu onlara. Ay nereye? Hesap verecekler Melek. Hadi kızım hadi. Yalnız bırakma kocam hadi. Ali bekle. Efendim? Ferman Bey, durum çok kötü. Ekrem'in adamları Şahika Hanım'ı kaçırdı. Mekanı bastılar. Bütün adamlarımızı vurdular. Aptal herifler. Babam nerede? Hı? Ali, ne olur sakin. Baba! Babacık! Ali! Ne oluyor, nedir bu Ali? Senin karşında kim var ya? He? Ben kimim baba? Bana bakınca ne görüyorsun baba? He? Ne var senin karşında? Ben sana söyleyeyim. Annesinin ölmediğini öğrenen, babası tarafından kandırılan bir evlat var. Hani ölmüştü? Hı? Baba beni niye kandırdın ya? Niye yalan söyledin bana? Kim söyledi? Nereden öğrendin? Bu mektubu annen yazmadı Ali. Ben de yıllarca öyle zannettim ama... Annen yazmadı. Ali, baba ne oluyor? Ya baba... Benim annem öldü mü ölmedi mi? Bunu söyle bana. Annen yaşıyor. Baba beni niye kandırdın o zaman? Ha? Niye yalan söyledin o zaman bana bunca yıl? Çünkü küçük bir çocuğa annen seni istemedi, terk etti diyemezdik.
özledin ama baba. Ya ben her sene annemin mezarının başında gözyaşı döktüm ya. Ali oğlum gel bu konuyu baş başa konuşalım ha hadi. Dayım da biliyor değil mi? Dayımla hiçbir zaman anlaşamazsınız, hiçbir konuda anlaşamazsınız. Bu yalanda kafa kafaya verip anlaştınız değil mi? Ha? Sen de biliyorsun ha, Nazlı teyze. İnsanlar bazen aciz kalırlar oğlum. Evladına analık yapamayacak kadar acizsen doğurmayacaksın. Annen hakkında öyle konuşamazsın. Bir köpek bile yavrusunu bırakıp gitmiyor. Sen nasıl gidersin ya? Sen annesin ya. Yanında kalman lazım. O senin yavrun, o senin çocuğun ya. Cehennemin dibine kadar beraber gitmen lazım. Ali yeter. Ali lütfen ne olur. Melek tamam. Tamam. Benim annem neredeydi o zaman şimdiye kadar? Ha? Bilmiyorum. Ben sizin var ya başka neyi bilmediğinizi söyleyeyim. Söyleyeyim. Eğer o kadın benim şu an karşımda olsa ondan nefret ettiğimi söylerdim. Keşke ölseydin derdim. Anladın mı? Benim öyle bir annem yok. Benim annem falan yok. Ali. 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 Ali tamam ne olur üzülme artık. Ali. Ali. Ali dursana. Nereye gidiyorsun bu halde? Bilmiyorum. Bak. Belki sana söyleyemedikleri şeyler vardır. Belki annen günahsızdır. Ya Melek. Senin de çocuğun olacak. Terk edip gidecek misin? Ha? Kim terk edip gider ya? Bu nasıl bir annelik? Ha? 20 yıl ya. 20 küsür yıl. Ali anlamıyorsun. Sen beni anlamıyorsun asıl. Koruma o kadını bana. Bekle dur ben de geleceğim. Sade izin verecektin. İzin verecektin her şeyi anlatacaktım. Dinlemeyecekti. Çok acı çekmiş belli. Artık beni asla affetmeyecek Ferman. Affetmeyecek. Dinleyecek Saide. Dilimiz döndüğünce anlatacağız. Çok kinlendi. Kandırıldığını düşündü. Artık kimseye inanmayacak. Onu sonsuza kadar kaybettim Ferman. Yıkıldı çocuk. Kusura bakmayın böyle pat diye daldım ama... Babacığım artık Ali ile konuşmalısınız. Konuşacağım kızım. Konuşacağım da şu öfkesi bir geçsin. Baba Ali'nin öfkesinin geçmesini beklersek... Bilmiyor musunuz Ali'yi? Zahide Hanım lütfen. Söyleyin Ali'ye. Yeterince üzüldü çocuk. Hepimiz üzüldük. Ne olur daha fazla üzülmesin. Thank you.
Hayırdır çocuk? Gene canını mı sıktılar? Sıktı. Birileri benim canımı sıktı dayı. Canımı yaktı. Canım ciğerim dediğim, babam yerine koyduğum öz be öz dayım bana hayatımın yalanını söylemiş. Annemin ölmediğini benden gizleyerek hayatımın kazığını atmış bana. 20 yıl ya. Ben herkesten her şeyi beklerdim. Ama senden beklemezdim dayı. Beklemezdim. Haklısın. Aylarca hatta yıllarca gözünü kapıya dikmiş, annesinin gelmesini bekleyen bir çocuğa ne cevap verebilirdim ki? Haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. Oğlum. Dayına biraz ağır oldu. Evet Ali, biraz ağır oldu. Bana da kolay değil. Ona da kolay değil Ali. Yıllarca sana babalık yapmış adam. Ne olur pişman olacağın şeyler yapma. Fevri davranma, biraz sakin ol. Ha? Git konuş dayınla. Nereden buldu o mektubu Ali? Bilmiyorum Ferman. Ama Şahika beni aradı. Çok ağır hakaretler etti. Oğlun hayatı boyunca senden nefret edecek dedi. Tehdit etti beni. Niye bana söylemedin Zahide? Niye? Fırsatım olmadı Ferman. Sakladığımdan değil. Aysel, Vera! Bütün çalışanlar buraya! Hadi, hadi, hadi çabuk! Şimdi size bir şey soracağım ve bana doğruyu söyleyeceksiniz. Tabii efendim, buyurun. Şahika, ben evde yokken buraya geldi mi? Ay yok, gelse muhakkak haberim olurdu benim. Yok Ferman Bey, ben de bir şey görmedim. Vera. Ben bahçedeyken bir ses duydum. Hatta bağırdım. Kim var orada dedim. Ama ses gelmedi Ferman Bey. Eve birisi girdi öyle mi? Sen dışarıda ne iş yapıyorsun Ferhat? Uyuyor musun? Efendim. Yok Ferman Bey. Ben nöbetteyken gözümü bile kırpmam. Ama ben kimseyi görmedim. Peki. Eninde sonunda gerçekler ortaya çıkacak. Hadi işinizi başla. Peki. Teşekkür ederim. Baba. Annemi tutuklamışlar. Ekrem'e gittim. Elinde bir video vardı Şahika ile ilgili. İstedim, vermedi.
Sonra evine gidip gizlice aldım. Avukata götürdüm. Demek Şahika'yı yakaladılar. Adalet yerini buldu Ferman. Alo. Ekran. Eğer benimle varsa bir hesabın, eğer yüreğim varsa benimle teke tek buluşursun. Yanında kimseyi getirme. Tamam. Orada olacağım. Adamların olmadan da gelebiliyor musun Ekran? Ölü bir adamdan korkmama gerek yok artık Ferman. Çok yakında işim bitecek. Bir gün hepimiz öleceğiz nasılsa. Şerefimle yaşamayı bildiğim gibi şerefimle ölmeyi de bilirim. Korkma. Yıllar önce öldürmüşüm ben seni zaten. 20 küsur yıl önce seninle olan mücadelemi kazanmışım. Ölümden daha beter acılar, yenilgiler varmış. Bunca yıldır kızım diye sarıldığın Sude benim kızımmış. Gerçek babası benmişim. Yine bel altı vurmaya başladın Ekran. Bir kere kızımın adını o pis ağzına aldı. Böyle bir yalana niye itibar edeyim? Başta Şahika'nın pis bir yalanı sandım. Ama değilmiş. Senin yüzüne bakınca ne görüyorum biliyor musun? İnsan müsveddesi. Senin gibi bir sahtekar sahte bir rapor hazırlayamaz mı? Şahika'ya ben de inanmamıştım. Ama hakikat bu. Bak Ekrem. Kızımdan uzak dur. Sudem'den uzak dur. Ağır ağır alışacaksın bu hakikate. Sindire sindire. Sen zavallısın Ferman. Zavallısın. Ezimetin büyüğü kaderinmiş. Ve o kaderi yaşamak senin gibi biri için müstahak. Sırası sende. İndir onu. Bir it gibi süründüğünü görmek istiyorum. İndir onu aslanım. Yolun sonuna geldik. İşi bitmiş kabul et. Güzel.
Ne oldu? Uyuyamadın mı sen de? Uyuyamadım. Annemi düşünüyorum da aklım almıyor. Bu kadarını yapmış olamaz. Ama aslında en çok seni düşünüyorum baba. Bir daha hastalanacaksın diye ödüm kopuyor. Babacığım, sakın üzülme olur mu? Ali işte. Eser gürler sonra durulur, biliyorsun. Hem o da çok yara aldı. Belki şimdi annesi olduğunu öğrenince iyileşir. Belki artık öksüz bir çocuk olmadığını fark edince sakinleşir. O seni çok seviyor, ben biliyorum. Bugüne kadar hırsından, inadından belli edemedi, o kadar. Ama aranız düzelecek. Sen yeter ki üzülme. Sana bir şey olursa yaşayamam ben. Çok seviyorum ben seni. Kızım diye sarıldığın Sude benim kızımmış. Gerçek babası benmişim. Sen zavallısın Ferman. Zavallısın. Harbi olmaya çalışırken çevremdeki herkes her şey yalanmış. Bir yalanın arkasına gizlenmiş. İnsan bazen mecbur kalıyor öyle. İnsan onca yalanın arasında tutunacak bir gerçek arıyor ama yalanların içinde de boğuluyorum sanki. Bize de tutunamıyorsun değil mi öyle? Bana, bebeğime. Ama tabii sen de haklısın. Biz de bir yalanın arkasına gizlendik. Babası olmadım bir çocuğa babalık yapmaya çalışıyorsun, doğru mu? Melek, ben kendi çocuğum gibi hissediyorum onu. Sanki öz babasıymışım gibi hissediyorum. Ali, ben çok özür dilerim her şey için. Söyleyemediklerim, içimde sakladıklarım, çekip gitmelerim. Her şey için çok özür dilerim. Özür dileme. Özür dileme, sen bir şey yapmadın ki. Başkaları yaptı bak. Her şey yalan dolanmış. Her şey yalan değil Ali. Benim bazı gerçeklerim var. Ben sana çok aşık oldum. Herkes her şey yalan olsa da benim böyle bir gerçeğim var işte. Çok aşık oldum sana. Sığınabileceğim, tutunabileceğim. Gerçeğimsin sen benim. Sen de bana tutun. Olmaz mı?
kötüler birleştirdi bizi. Öyle. Peki biz de böyle acı mı çekeceğiz? Senden gelen acı benim kabulüm. Yeter yanımda sen ol benim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Şimdi daha güçlü hissediyorum kendimi. Sen de uyuyamadın değil mi? Hayatım boyunca önüme çıkan engelleri yıkmak için didindim, uğraştım, çabaladım. Bir tek kendi hayatımdaki söküğü dikemedim. Mutsuz bir adam oldum çıktım. Çok korkuyorum Zahide. Ali'nin kaderi de bana benzeyecek diye. Ne derdin var Ferman? Niye bu kadar karamsarsın? Anlat istersen. Ekrem içime bir kurt düşürdü. İşin içinden çıkamıyorum. Sude benim çocuğum dedi. Ne? Şayka benim seninle birlikte olmamı hazmedemedi Zahide. İntikam için böyle bir şey yapmış olabilir. Sevdiğinden değil. Kendi hırsı uğruna herkesi kullanıyor. Herkesi mahvedecek. Ekrem belki yalan söylüyordur. Nereden biliyorsun? Ekrem'e günahım kadar inanmam. Ama Şayka'dan her şey beklenir. Yapmamıştır diyemiyorum. Diyemeyeceğim. Şuraya bak. Tam baba kız olduk derken bunca emek, bunca sevgiye rağmen bir düşünsene Zahide. Kız bu durumda bunları öğrenince ne hale gelir? Hele Ali'den sonra. Kardeşini teselli ederken. Sude benim canım. O benim bir tanecik kızım. Tamam. Yani bugüne kadar çok fazla sevgimi gösteremedim ama tam iyileşti derken şuraya bak. Ne diyeceğimi bilmiyorum Ferman. Ama gerçeği öğrenmek için Şahika'yı aramaktan başka çaren yok. Bilmiyorum Zahide, bilmiyorum. Kafamı toparlayamıyorum. Kendimi çok, çok çaresiz hissediyorum. Kendimi hiç bu kadar güçsüz bulmamıştım. Bunca yalan. Her şeyi nasıl da kirletti. Rus ortaklarından büyük darbe yiyen Köklü Kaya gruba bir darbede Danıştay'dan geldi. Bölgenin en büyük liman inşaatına hazırlanan grup çevrecilerin açtığı davayı kaybetti. Şirkete ait tüm hisse senetlerinde rekor oranda düşüş haberleri geliyor. Ekonomi editörü Nagel Zayman'ın kaynağını gizli tuttuğu haberine göre Rus ordusu...
Her şey üst üste geldi değil mi müdür? Sorma abi. Sorma. Şu haberi yapan gazeteci. Eniştenle aynı üniversiteden. Neyi değiştirir bu? Nasıl neyi değiştirir oğlum? Bulut kendi şirketlerini batırıyor, anlamıyor musun? Yani haberi sızdıran bizimki de diyorsun yani dışarı. Beni şaşırmadım ya buna. Ne hırs varmış adamda. Ben şaşırdım. Şaşırma abi, şaşırma sen. Günah keçisi belli. Herifin derdi bizi düşürmek işte yani. Durum berbat Ali. Durum berbat ki ne berbat. Bir an önce bu durumu bizim babama açmamız lazım abi artık ya. Konuşmamız lazım. Bu herifi durdurmamız lazım ya. Olmuyor böyle. Benim tanıdığım Ferman Köklükaya kolay kolay ikna olacak bir adam değil. Başka bir şeyler bulmamız lazım. Yok ya, böyle olmayacak. Ben gidip bu herifin ağzını burnunu dağıtacağım. Ali. Ali geç şuraya. Abi geç. Çekil, çekil abi, çekil. Bu adamın yaptığını yanına bırakır mıyım ya? He? Oğlum birazdan yönetim kurulunun karşısına çıkacaksın. Biraz sakin ol. Sinirlerine hakim ol biraz. Geç. Geç. Son zamanlarda yaşadığımız çöküş sonucunda yaklaşık 2000 işçimizle yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Ya bakın, büyük bir krizin eşiğinde olabiliriz, tamam eyvallah. Ama bunun faturasını gariban işçilerden çıkartamayız. Bu çok büyük acımasızlık. 2000 kişi ya. Kiminin eşi var, çocuğu var, karısı var, hastası var. Peki ne yapalım Ali? Gerekirse kâr etmeyelim bir süre. Kendimize biraz zaman verelim ya. Duygusallık maalesef para etmiyor Ali. O insanlara yeterince para ödeyebilmek için şirketin profesyonelce yönetilmesi lazım. Yoksa acınacak duruma düşersin. Eğer senin ilk aklına gelen işçileri çıkarmaksa... Lan senin profesyonelliğine tüküreyim ben ya. Alo. Tamamdır. Abi, senin kız yine yetimhaneye doğru gidiyor. Takipteyiz. Güzel. Sosyetik, kalk çabuk yatağımı topla. Niye toplayacakmışım ben senin yatağını, kendin topla. Ha, tamam o zaman. Toplatacak, bir sebep bulalım o zaman. Değil mi? Kalk, çabuk. Bırak, bırak. Kolumu diyorum sana, bırak. Kalk. Bana bak, benim asabımı bozmayın, hepinizi şikayet ederim. Git, ver iştahına şikayet et. Benim adım Deli Nurgül. Benim adım da Şayka Köklükaya. Şayka Köklükaya, ziyaretçin var. Demek Ekrem'le yattın ha?
kadar adi bir kadın olacağını düşünmemiştim. Sana az bile vermem. Bak bana. Bak. Ne haldeyim. Ama senin yüzünden. Biliyor musun? Hepsi senin yüzünden. Sen hiç karını sahiplenmedin ki Ferman. Bana hiç sahip çıkmadın ki. Ama yakanı bırakmayacağım. Buradan çıkacağım ve yaşadığım sürece seninle uğraşacağım. Peşini hiç bırakmayacağım. Sen de mutlu olamayacaksın. Boşuna umutlanma. Burada çürümen için elimden ne gelirse yapacağım. Kızım da bütün hayatı boyunca senden nefret edecek. Bu arada burası suçlu yatağı biliyorsun. Kimin kimi çizeceği hiç belli olmaz. Aklında olsun. Deli Nurgül, bence biz seninle çok iyi anlaşacağız. Öyle hissediyorum. Ne o? Kafana saksı mı düştü görüşte? Seni çok sevdim. Bak. Bende çok para var. Birbirimize destek olabiliriz. Eğer benim arkamı kollarsan, burada da dışarıda da sırtın yere gel. Tamam mı? Vay be. Oldu kız. Yine buradasınız. Evet. Nasılsınız? Fena değilim. Eylül'ü görürsem daha iyi olacağım. Ama bugün çıkarmama izin vermezler değil mi? Evet, orası biraz zor. Ama isterseniz sizin için bir güzellik düşünürüm. Nasıl yani? Buraya çok yakın bir lokantam var. İyi kebapçı olduğu söylenir. İsterseniz sizi orada ağırlayabilirim. 2-3 saatin izin alırız. Çok mutlu olurum. Tamam. Ben hemen müdür hanımla görüşeyim. Ben de Eylül'e bakayım. Tamam. Ekrem Bey. Efendim. Bana niye yardım ediyorsunuz bilmiyorum ama çok iyiliğiniz dokunuyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Olmuş. Oh, senin olsun. Ben bir daha çizeceğim. Teşekkür ederim. Eylül'cüm. Aç mısın? Evet. Peki kebap sever misin? Yiyelim mi? Gerçekten mi? Hadi gidelim. Merhaba beyler. Patron hoş geldin. Hayrola? Hoş bulduk, hoş bulduk. Al şunu. Ver onu bana. Vay vay, büyük patron ufak ya. Bu şerifi neye borçluyuz? Çok özel misafirlerim var. Eksik istemiyorum. Beni mahcup etmeyin, tamam mı? Hadi sen de başla işe. Hadi. Liman ihalesinde de çuvallamışız Ferman Bey. Siz çok istediniz. Ben risklerini söylemiştim size.
Köklü Kaya grubu sen yönetiyorsun Bulut. Bunları yüz yüze konuşsak. Ferman Bey, kızınız Ekrem Aksoy'un yanındaymış. Bulut, ben seni daha sonra ararım. Çocuklar size ulaşamayınca acil olduğu için beni aradılar. Ben çok acıktım. O zaman salata yiyelim çünkü bunlar çok sağlıklı. Aç bakayım ağzını. Su, su, su. Çok acı, çok acı. Acı mı? Eyvah. Al su iç hemen. Ah, bakayım acı mıymış gerçekten. Eyvah. Acıymış vallahi. Hemen su içelim hemen. Abi, dışarıda Ferman Köklü Kaya'nın adamları etrafı sardı. Çarşı karışacak, haberin olsun. Dur, şu ikramı bir yapayım da sonra bakarız. Abi, olay çıkacak diyorum. Ortalık yanacak. Hadi aç şu kapıyı. Güzel mi? Evet, işte geldi. Ay, 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 ay. Alın bakalım. Bunları siz mi yaptınız? Evet. Güzel kızım için. Eylül'cüm bak, Ekrem amca senin için neler hazırlamış. Teşekkür ederim Ekrem amca. Ekrem dede desem bana. Boş ver amcayı. Hadi. Sude. Baba. Hadi gidiyorsunuz buradan kızım. Yemek yiyoruz babacığım. Kızım burayı bir an önce terk etmeniz lazım, tamam mı? Hadi. Tamam, yemeğimizi yiyelim ondan sonra gideriz. Açız biz değil mi Eylül'cüğüm? Hem sen biz nereden buldun? Sude'cim soru sormayı bırak. Hadi derhal çıkıyorsunuz, hadi. Babacığım çocuk aç. Evde yersiniz Sude. Ama Ekrem Bey bize... Sude! Hadi kızım. Gel canım. Gözünüz üstünde olsun. Da yazık, Ali'ye de. Yazık benim Gonfüçyüs'ün ne suçu var? Adamcağız süzülüp kaldı. Yok Elmas ablacığım, kimsenin suçu günahı yok ki. Neredeymiş bunca sene? Geldi evladının yanında bitti şimdi. Hastaymış Elmas ablacığım, 20 küsur yıldır hasta yatıyormuş. 20 senedir. Gram mı girdi kız buna? Tövbeler olsun, bana bak. Hey, büyü falan yapmış olmasınlar bu kadına. Yok Elmas ablacığım, öyle bir şey değil. Kadın psikolojik hastaymış. Deli mi kız bu? Ana! Kızım senin işin çok zor bu gayrın öyle. Ama bana bak, hemen öyle samimi filan olayım deme bak ha. Bıçakları bıçakları kaldır. Heh. Ana! Kız onun bakışlarından filan böyle deli deli bakıyordu zaten ben anladım. Böyle. Kız abisine de bulaşmış olmasın bunun? Nasıl? Hani aileden böyle geliyor. Konfüçyüs'te yoktur değil mi bunlar? Deli. Senden hiç beklemezdim dayı dedi. Kestirip attı.
Biz de kapattık ağzımızı, oturduk aşağıya. O da çok üzüldü. Tamam, şimdi biz yer yutar unuturuz da... bu çocuğun hali hal değil be Zahide. Peki ne zaman karşısına çıkmayı düşünüyorsun? Ne zaman ben senin annenim diyeceksin? Korkuyorum abi. Niye korkuyorsun ki? Korkulacak ne kaldı? Benden nefret edecek diye korkuyorum. Ama öğrenince hak verecek annesine. Her baktığında sorgulayacak beni. Annesiz geçen yılların acısını çıkaracak. Oğlun adam gibi bir adam Zahide. Adam. Ben bunca yıl elimden geldiğince nefreti değil, sevmeyi öğrettim hep ona. Vakit kaybetmeden bir an önce annesine kavuşmalı. Hem sevmeyi daha çok beceriyor bu, biliyor musun? Oğlumla konuşmaya karar verdim. Her şeyi anlatacağım ona. Doğrusu da bu zaten. Ama bana yardım et kızım. O seni çok seviyor. Lütfen bana yardım et. Nasıl oldu müdür? Beni boş ver ya. Bu Rus şirketi araştırdım. Başında imza etkisi olan bir Türk var. Beytullah Demir. E tamam, hemen düşelim peşine. Düşelim. Zaten sen bizi buraya hafiyelik yapmaya çağırmışsın. Ya abi saçmalama ya. Ne olur saçmalama ya. Böyle şey olur mu? Sen olmasan ben ne yapardım? Vallahi billahi bilmiyorum. Hadi ben çıktım. Güzel karım, ne yapıyorsun? İyi, senden ne haber? Keyfin yerinde gibi. Yerinde, yerinde. Sen yanımdaysan benim keyfim hep yerinde. Hep yanımda kal, tamam mı? Tamam. Bak bir anda stres falan kalmadı ya. Oh mis, canım görüm benim. Mis kokulum. Müsait miydin Ali? Sen ne söyleyeceksin yine bana? Şey, ben bir şey diyeceğim de. Söyle o zaman. Korkuyorum ama kızacaksın diye. Ya kızım söyle. Allah Allah, çatlatma da mı? Annenle ilgili bir şey söyleyeceğim. Annemle mi ilgili? Nasıl annemle ilgili? Ali, annen yanımda. Benim annem yanında. Annem yanında. Evet, şu an lokantadayız. Annen yanımda. İyi. Sefa gelmiş, hoş gelmiş yani. İyi, iyi. Ne yapayım yani? Ne diyorsun? Seninle konuşmak istiyor Ali. Buraya gelebilir misin? Yok. Sen bu işe karışma. Tamam mı? Ali, sana anlatacakları var annenin. Kızım bana anlatmasın. Edirne kapıda mezarlığı var. Gitsin orada anlatsın. Ben hep orada anlattım. Orada döksün için, orada rahatlasın. Hazır gitmişken de yatsın mezarın içine. Beleş, hazır mezar yani bu yani. Yatsın oraya. Tamam Ali, anlıyorum. Kızgınsın, öfkelisin. Ama bir kere dinle anneni lütfen ya. Ondan sonra karar ver ne yapacağını. İster sev, ister söv ama bir kere dinle lütfen. Ya Melek, Melek. Ben annem anne istemiyorum kızım ya. Annem anne istemiyorum. Sen de karışma bu işe artık, tamam? Ne yapıyorsun sen ya? Sınırlarımı zorlama benim. Ali lütfen, yalvarırım. Beni seviyorsan ne olur gel. Melek bak, ben şu an sana söz verdim diye sakin kalmaya çalışıyorum. Ama ne olur beni zorlama. Ne olur. İyi tamam, ama iyi düşün sen. Biz yine de akşam lokantaya gelmeni bekliyoruz. Kapattı. Gelmeyeceğim diyor, çok tepkili.
Evet Bulut Bey, geldim. Seni dinliyorum. Hayırdır Ferman Bey? Bir sorun mu var? Sen kime çalışıyorsun bugün? Benden şüpheleneceğiniz bir şey mi duydunuz Ferman Bey? Ekrem'le görüşmeni ben istedim. Adamın peşine düş, attığı adımdan haberim olsun dedim. Sonuç? Yakınlaşmaya çalışıyorum işte. Ya o adam şirketlerimizi batırıyor. Üstelik kızımın etrafında geziyor. Sen hala yakınlaşıyorum diyorsun. Sule'nin etrafında mı dolaşıyor? Ayakta uyuyorsun, ayakta. Adam bizi bitirdi, sen ayakta uyuyorsun. Sude'yle ne derdi olabilir ki? Neyse, bunları sonra konuşuruz. Nedir şirketlerin durumu? Vallahi vergi borcumuz yüksek Ferman Bey. Ama ödeyecek nakitimiz yok. Peki çözümünüz ne Bulut Bey? Vergi borcumuzu arazi satışıyla kapatmayı düşünüyordum ama... oğlunuz tatil köyü yapmak istiyor. Senin çözümün ne? Onu sordum. Oğlumla olan problemlerini değil. Yani bana sorarsanız zarar eden şirketleri daha fazla zarar etmeden satmakta fayda var. Talibi var mı? Var, iki tane firma var. Kim? Bir tanesi enerji şirketi. Ama arkasındaki adam tanıdığınız biri. Ekrem Aksoy. Geç onu. Diğeri Katarlı bir şirket. Temiz. Katarlılar olur. Sen onlarla bir görüşme ayarla. Yüz yüze karşılıklı görüşmek istiyorum. Ayrıca da kimsenin haberi olmasın. Oğlumun bile. Karşı çıkar falan, bir de onunla uğraşmayalım. Şu hukuk bürosunu da ara, Katarlıları bir araştırsın. Tabii. Neden dayı babam bize kızarsa? Neden Eylülcüğüm? Hemen eve gidin dedi ya ondan. Biz de biraz yaramazlık yapmış olduk, fena mı? Beni yine merkeze bırakacaksın değil mi? Evet. Ama sonra yine gelip alacağım. Bunu en yakın arkadaşım Nisa'ya verebilir miyim? Tabii. Sever mi? Gelince bayılabilir. Tamam o zaman, bunu Nisa'ya verelim. Bir an önce bunları ödeyelim. Geç kalmayalım. Olur mu? Buyurun. Maalesef hesap müsait değil. Bir daha dener misiniz lütfen? Tabii. Kartta bir sorun var. Şunu deneyelim o zaman. Bu da olmadı. Şöyle yapalım mı? Ben buradan vereyim, bir kısmını ayıralım. Eylülcüğüm. Bunların bir kısmını ayırmak zorundayız. Sonra yine gelir alırız, tamam mı? Tamam. Sude, aramazdın sen beni. Hayırdır? Bulut, rezil oldum. Kartlarımın hiçbirinin limiti yok. Sen mi bloke ettin? Yok, ben bir şey yapmadım. Otomatik ödemelere ne oldu o zaman? Şirket bütün kartları bloke etti. Yani gemi su alıyor. Ne diyorsun sen Bulut? Hep beraber batıyoruz diyorum. Ne demek batıyoruz? Ne demek? Telefonda konuşmasak bunları. Bir yemek yiyelim istersen. Yok, ben yedim. Tamam, sen bana eşlik edersin o zaman Sude. Hem seninle konuşmak istediğim şeyler var. Bu kadarını da yaparsın artık. Tamam, tamam. Eylül'ü bırakıp geliyorum. Hadi bakalım. Hoş geldin. Vallahi pek hoş gelmedim. Eylül'e bir sürü şey almıştım. Yarısını kasada bırakmak zorunda kaldım. O kız Azlı'ya yetinmesini biliyorum. Üzülme sen. Ne içersin? Sen ne içiyorsan.
zaman bize içelim. Bize? Hala benim karımsın. Ben de hala senin kocanım. Evet ama... Ne diyeceğini biliyorum, söyle. Yorma kendini. Bak, Sude, ilişkimizin bu noktaya gelmesindeki tek suçlu ben değilim. Evet, haklısın. Ben de çok büyük hatalar yaptım. Bizim evliliğimiz zaten bir hataydı. Ortada bir cenaze vardı. İkimiz de kaldırmak istemedik. Sonra ben gitmek istedim. Sen izin vermedin. Baban tehdit etti. Ben sana boşanma davası açtım. Sen boşanma kağıdını yırttın. Sonra çocuk yapalım dedik. O da olmadı. Seni üzmek için söylemiyorum. Ben elimden geleni yaptım. Ben öyle senin sandığın kadar kötü bir adam değilim. Ben senin kötü bir adam olduğunu hiç düşünmedim ki. Artık istemiyorsun beni. Sen de istemiyorsun. Ben sana koca olamadım. Baba olamadım. Ben yarım bir adamım sana. Keşke şimdiki kadar güçlü olabilseydim de o zaman sana git deseydim. Diyebilseydim. Bu, ben her şey için senden çok özür dilerim. Özür dileme. Dileme. Sen benim gibi değilsin ki. Sen güçlüsün. İstersen gidersin. İçme artık. İçince çok konuşuyorum. Sen bugüne kadar ne istediğini, ne istemediğini... Her zaman hep haykırdım. Ben de hep sustum. Ama hiçbir işe yaramadı. Sude bak. Ben yapamadım. Ama sen yap. Eğer Mehmet'e aşıksan... ona git. Ben engel olmayacağım sana artık. Bizim Mehmet'le aramızda bir şey yok ki. Sude hissetmiyor muyum zannediyorsun? Ona nasıl baktığını görmüyor muyum? Tamam, artık bunları konuşmayalım, olur mu? Ben senin iyi olmanı istiyorum. Gerçekten. Çok samimiyim. Benim için zaten artık her şey bitti. Ben yolun sonuna geldim Sude. Thank you.
Ben bir daha mı arasam acaba? Artık aramayalım bence. Gelecek olsa gelirdi şimdiye kadar. İstersen beraber gidelim konuşmaya. İsterseniz ben de gidebilirim. Anlatırım durumunuzu. Eğer izin verirseniz... ben kendim söylemek istiyorum. Oğlum gözlerinin içine bakıp... senin annen benim demek istiyorum. Afiyet olsun. Sağ ol. Süde Hanım, servis açayım mı? Yok, gerek yok Berat. Unut gelmedi mi? Yok. Bilmiyorum yani, biz yemek yedik, onunla orada kaldı. Babacığım ne oluyor? Bütün kredi kartlarımız bloke. Evimizin etrafında silahlı adamlar nöbet tutuyor. Bu da yetmezmiş gibi beni takip ettiriyorsun. Sude. Haklısın. Benim sana bazı gerçekleri anlatmam lazımdı. Ama demek ki zamanı şimdiymiş. Benim bir düşmanım var. Hani derler ya, ezelden ebediyete kadar. İşte öyle bir düşman. Kim peki? O lokantada seni ağırlayan adam var ya, Ekrem. O işte. Ama nasıl olur? Ekrem Bey bana hep çok iyi davrandı. Hatta Eylül'ü almama yardımcı oldu kaç kez. Ekrem menfaati olmayan hiçbir şeye yanaşmaz. Sana da yanaştı. Çünkü... çünkü? Ben gençken Zahide'ye aşıktım. Ekrem de onun peşinde. Sonra ben annenle evlenmek zorunda kalınca bu Ekrem'e umut oldu. Ama Zahide ona yüz vermedi. Ortak olduk, işime taş koydu. Kadınıma göz koydu. Ben annenle Zahide'nin arasında bocalarken o da benden intikam almak için annene yönelmiş. Baba ne diyorsun sen? Gerçi bunda sadece Ekrem'in suçu yok tabii. Eğer istemeseydi annen Ekrem'le birlikte olmazdı. Bir dakika, ben anlamadım. Yani ne demeye çalışıyorsun? Bu adam niye benim peşimde baba? Kızım de. Sen benim kızımsın. Bu gerçek asla sana olan sevgimi bitirmeyecek. Halede diyorum. Sabredememiş herhalde. Özlediği belli oldu. Maşallah. Çok özlemiş. Neyse. İyi olmuş, isabet olmuş gitmesi.
Oğlum. Gitmedim. Seni bekledim gelirsin diye. Ya bu, ha? Sen benim Nazlı teyzemdin. Şimdi annem mi oldun yani? Nasıl bir yalan dolan? Ya bıktım ben sizin yalanlarınızdan artık. Boğuluyorum ben ya. Boğuluyorum. Oğlum. Oğlum dinle lütfen. Ya Allah Allah. Oğlum oğlum deme bana ya. Ali lütfen. Lütfen anneni dinle. Anlatacakları var sana. Ya ne dinleyeceğim siz? İyi misiniz ya? Dinlemeyeceğim çünkü merak etmiyorum seni. Herkes geldiği yere geri dönsün ya. Sen 20 yıl hangi cehennemdeysen geri git o cehennemine yani. Tekrardan. Ali. İyi misiniz? Gel 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 otur şöyle gel. İyi misiniz? Gel 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 gel. Su vardı orada. Su getireyim. Al bakalım, iç biraz. Kimseyi dinlemeden yargılayamayız. Mazluma güçlü görünmek gurur değil, zulümdür evlat. Benim gurur falan yaptığım yok dayı. Ya dinlemedin bir de kadını. Tek kelime ettirmedin zavallıya. Bırak ne söyleyecekse söylesin. O giderken tek kelime etti mi dayı sana, bana, he? Ya fırsat olsaydı ederdi belki, edememiş işte. Dayı ben o kadınla konuşmayacağım. Anladın mı? Dinlemeyeceğim onu. Bak çocuk. Aynen benim düştüğüm hataya düşüyorsun. Bana geldiğinde ben de senin gibi davrandım. Bağırdım, çağırdım, kızdım, çıkıştım. Ama sonra pişman oldum söylediklerini duyunca. Sen dinlemişsin, pişman olmuşsun dayı. Eyvallah. Ben dinlemeyeceğim. Babana da yıllarca kızdım. Ben de sana hep söyledim. Seni sen yapan şeyin nefretin olmamalı dedim. Bak, yıllarca kızdığın, nefret ettiğin adamın evinde yaşıyorsun şimdi. Niye? Çünkü onu dinledin. Dinledin ve daha iyi anladın. Şimdi anneni de dinleyeceksin. Ya dinlemeyeceğim. Bana ister küs, ister darıl dayı. Ben o kadını dinlemeyeceğim. Umurumda bile değil. Bak, sana hakkımı helal etmem ve de şunu söyleyeyim sana. Es geçtiğin her insanın acı bir hayatı vardır. Bunu sakın unutma. Madem yalanlar içinde boğuldun, o zaman hakikatlerle yüzleşeceksin. Kaçmayacaksın. Sonra bir gün gelir o ateş döner dolaşır seni yakar. Sebebi ne olursa olsun bir annenin yavrusunu terk edip gitmesi... Acı bir hakikat değil mi dayı? Değil çocuk, bak değil. Değilmiş. O seni bırakıp gitmemiş ki. O mektubu da annen yazmamış. Tamam, peki benden duy o zaman. Annen kaçırılmış. 20 yıl bir odada ilaçla zapt edilmiş. Tam 20 yıl. Zavallıcık çok yıpranmış. Çok yıpratmışlar. Bir de biz yıkmayalım onu ha. Annenin hiçbir günahı yok. Git onu bağrına bas şimdi. Kim yapmış bunu? Şayika.
Gövde. Ne oldu, ne bu halin? Hiç iyi değilim. Kim üzdü seni? Hani artık ağlamak yoktu? Üzülmek yoktu? Gel. Benim dünyada ait olduğum hiçbir yer yokmuş Mehmet. Benim kimsem yok. Var Söğüt'e. Yıllarca baba dediğim adam karşıma geçip ne dedi biliyor musun? Ben senin baban değilim dedi. Nasıl yani? Babam böyle bir şey mi söyledi? Tamam. Ağla. Ben yanındayım. Kimsem yok Mehmet benim. Ben varım. Buradayım, yanındayım. Ya sen de gidersen? Ben hiçbir zaman gitmedim ki. Seni görmemek için hep uzakta durdum. Ama içimden bir an bile atamadım. Sen mutlu ol diye ben sensiz olmaya razı oldum. Ben artık mutlu olmak istiyorum. Olacaksın. Mutlu olacaksın. Ben bunca zaman seni bekledim. Gerekirse bu kadar daha beklerim. Ben bilemedim. Ben bilemedim. Dert değil oğlum. Anlar gibi olmuştum ama adını koyamadım işte. Ben özür dilerim. Ben özür dilerim. Sen beni affet.
annelik yapamadım sana. Günaydın. Günaydın. Nazlı teyze, gel sen böyle otur. Anne diyecektim. Size afiyet olsun. Nereye kızım? Daha kahvaltı mı yapmadın? İyisiniz işte ailecek. Ben aç değilim. Sude bir dakika. Eğer akşam uygunsan sen de hep beraber bir yemek yiyelim istiyorum. Benim sizinle konuşmam gereken şeyler var. Tamam, gelirim. Herkesi çağırdığına göre bayağı önemli o zaman. Evet, evet. Önemli. Sen de gelirsen sevinirim. Tamam. Tamam, bakalım akşama bir. Görüşürüz. Peki, size afiyet olsun. Baba şirkete mi? Yok, benim önce Bulut'la bir işim var, daha sonra. Tamam. Alkalirikum Adnan. Hissam. واحد وخمسون في المية هذا شرطنا. En az %51 hisse bizde olacak. Şartımız budur. Yok, bizim bu şartlarda anlaşmamız mümkün değil. Sen gelsene benim. Geliyoruz. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ben hukuk bürosuyla görüştüm. Adamlar temiz. Eğer yatırım yaparlarsa şirketleri kurtarma şansımız var. %51 diyorlar Ferman Bey. Patronluk yapacaklar bize. Ağır geliyor bana bu. Başka şansımız var mı Bulut? Lütfen profesyonel düşün. Yok. Lanet olsun ki yok. Ekrem Akbaba gibi bekliyor tepemizde. Devlet desen alacaklarının peşinde. Tok satıcı gibi görünmekten başka şansımız yok galiba. Şimdi gidiyorsun ve kabul ettiğimizi söylüyorsun. Sözleşmenin bir örneğini bana gönder. Ben onu alayım, sonra da imzalarsın. Kaçırmayalım bunları, hadi. Peki. Alo. Zayde neredesin? Evdeyim Ferman. Bir şey mi oldu? Sesin kötü geliyor. Biraz canım sıkkındı. Aslında öylesine aradım seni. Ali'ye üzüldün değil mi? O da var tabii. Bugün şirketlerin büyük bir kısmını satışa çıkardım. Ben sattım. Ya. Öyle. Geldi mi her şey üst üste geliyor Zayde. Neredesin Ferman? Her zaman geldiğimiz yerde. Biliyorsun, canım sıkıldı mı ben hep buraya gelirim. Sude. Kızım. Anne lütfen.
Ama ben seni çok özledim kızım. Özledin mi? Sen böyle duyguların ne demek olduğunu biliyor musun? Özlemek, sevmek, aşık olmak. Ha? Ben bu haldeyken sen neler diyorsun? Beni üzmek için mi geldin buraya Sude? Ha? Peki sana bir şey sorabilir miyim? Bir anne evladına niye bunca yıl yalan söyler? Kocasını aldatıp başka bir adamdan peydahladığı çocuğunu niye kandırır? Ha? Sırf mirasından mahrum kalmamak için mi? Her şeyi öğrendin demek. Bir de beni dinle ne olur. Bak, o... Yani Ekrem bir gençlik hatasıydı. Ben sadece babanı sevdim. Ben sadece ona aşık oldum. Ama işler iyi gitmedi. İstediğim gibi yürümedi hiçbir şey. İşler. Ne kadar basit değil mi? Biz istersen buna senin kirli hesapların diyelim anneciğim. Ben her zaman seni düşündüm Sude. Başka hiçbir hesabım olmadı. Ben sadece senin için yaşadım kızım. Artık bir ailen yok senin. Seni dışarıda bekleyen kimsen yok. Bir kızın yok. Bundan sonra hayatımı tek başıma kuracağım. Ve sen de sevgili anneciğim, burada yaptıklarının cezasını çekeceksin. Sude kızı. Sakın bir daha bana kızım deme. Senin Sude diye bir kızın yok. Hayır. Sude! 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 Bırakın beni! Yıllar oldu gelmeyeli ama hiç değişmemiş. Hatırladın mı orayı? Hiç unutur muyum? İlk defa elimi burada tutmuştun. Burada oturmuştuk. Elimde de anteni kırık bir radyo vardı. Evet. Hatta çekmeyince o kadar sinirlenmiştin ki kırmıştın sonunda. Delikanlılık işte. Aslında sesim güzel olsaydı ben söyleyecektim ama bari radyodan dinleteyim dedim. O da olmadı. Bana burada bir söz verdin. Ama tutmadın. Yanılıyorsun Zahide. Ben verdiğim sözü tuttum. Seni hayatım boyunca seveceğim dedim. Ve hep sevdim. Şu anda benim için en değerli şey sensin. Şu anda ve ölünceye kadar. Ölünceye kadar seninle yaşamak istiyorum Zahid. Benimle yaşlanmaya var mısın? Sana söz vermiştim baba. İntikamını alacağım demiştim. Az kaldı, çok az kaldı. Ferman Köklükaya da kendi enkazının altında kalacak. Ben böyle bir adam değildim. Ama senin katillerinden hesap sormak da boynumun borcuydu. Sona geldik artık. Sıra Ferman'da. Sen rahat uyu baba. Rahat uyu.
Efendim? Heh, canım şimdi ben çıktım, onu haber verecektim sana. Hayatım niye söylemedin gelip alacaktım ben seni? Yemeğe gidecektik ya. Hani sabah söylemiştim Bulut. Ben onu unuttum be. İyi tamam, sen geç o zaman, ben de gelirim birazdan. Aslında hiç gitmek istemiyorum ama. Biliyorum. Ben de istemiyorum ama çok uzun kalmayız zaten. İyi tamam, o zaman orada görüşürüz. Geç kalma bak. Tamam. Başkan, internette Beytullah Demir adına bir adres buldum ya. Bir bakalım bu adrese. Başka seçeneğimiz yok. Gidip bakalım, yarına bırakmayalım. Hadi. Başkan, benim içimde kötü bir his var ya. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhaba. Ben şey soracaktım. Motor soracaktım ben. Tabii, buyurun. Anlatabilir misiniz biraz? 2011 modeldir. Motor gücü 600 cc. 177 kilo 136 beygir gücüne sahiptir. Üzerinde özel egzoz sistemi var. Almanızı tavsiye ederim. Bulut sonunda noktaya koydu abi. Vay be. Bulut kendi elleriyle büyüttüğü şirketi şimdi yine öyle bitirdi. Helal olsun Bulut'a. Şimdi de asıl yüzleşme var abi. Şu anda. Canlı canlı. Erman Bey. Alo. Mehmet. Ali'ye ulaşamıyorum. Bir an önce lokantaya gelsin. Azerbaycan içinde bir açık yakaladık. Şirketlerin başında bir Türk var. Adamın adresini bulduk, onu araştırıyoruz şimdi. Muhtemelen arkasından Bulut çıkacak. Yahu boşuna kürek çekiyorsunuz. Bulut benim adamım, benim tarafımda. Bana köstebeklik yapıyor. Ali bir an önce restorana gelsin. Umarım öyledir. Söylerim. Tamam Mehmet, tamam. Hadi gidelim. Benim burada olmam doğru mu Ferman? Benim olduğum her yer senin doğrun zaydı. Lütfen yanımdan ayrılma. Açmıyor. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Bir tek Ali yok galiba. Birazdan o da gelecek. Ali'yi bekleyelim. Yemiş abi, yemiş bizi ya Bulut. İçeride neler neler duydum ya. Lan Allah'tan denk geldik de öğrendik ha. İnanamazsın neler duydum abi. Oğlum adam gibi anlatsana şunu. Abi bizi sırtımızdan vuran Bulut'muş. Bütün işi pişiren Bulut'muş. Bütün işlerin altındaki adam Bulut'muş ya. İnanabiliyor musun ya? Şirketi büyüttüğü gibi de batırmış. Hala açmıyor.
Tamam Bulut'cum. Yani Ali gelince Ali'ye de anlatırız. Sen başla istersen. Peki. Ali olsun istiyordum aslında. Şahika Hanım da olsun istiyordum ama. Madem öyle başlayayım ben. Evet Ferman Bey. Beni okutan, barındıran, şirketlerinin başına geçiren, kızını bana veren, şahsınızı hayatım boyunca baş tacı ettiğim biliyorsunuz. Canım bu konuda kendi emeğini de yabana atma. Bunları konuşmak için mi geldik buraya? Bunları benden daha önce duydunuz zaten. Duymadıklarınız için buradasınız. Daha doğrusu benim sonradan öğrendiğim şeyler için. Neymiş sonradan öğrendiklerin? Benim hayatımı çaldığınız Ferman Bey. Benim baş tacı ettiğim adam aslında benim baş düşmanımmış. Efendim Ali. Alo baba. Bulut şirketi bilerek batırdı. Her şeyi düzenleyen Bulut'muş baba. Sırtımızdan vurdu bizi. Tamam Ali. Restorandayız, bekliyoruz. Baba adam boşuna toplamıyor herkesi oraya. Bir bildiği var, zarar vermek istiyor işte sana. Acele et Ali, bekliyoruz. Sen ne dediğinin farkında mısın? Hı? Bunların hepsi kötü bir şaka mı yoksa? Bulut, ne oluyor? Niye böyle davranıyorsun? Ha, bu arada biz Sude ile konuştuk. Sizin de haberiniz olsun diye söylüyorum. Kızınızın benden bir talebi var Ferman Bey. Benden boşanmak istiyor. Daha doğrusu kurtulmak istiyor benden. Haklı. Ona da söyledim. Tamam, kabul. Kabul Sude. Git kurtul benden. Ben yapamadım, sen yap. Özgür ol. Bulut. Sen çok mu içtin? Bırak babacığım. Döksün içini. Belli ki çok dolmuş. Ben bir kadını sevdim. Hanımla gitmek istedim. Ama gidemedim. Peki bütün bunları şimdi konuşmanın anlamı var mı? Yok mu? Bu akşam burada herkes her şeyi öğrenecek Ferman Bey. Ben sevdiğim kadınla gidemedim. Çünkü tam gidecekken siz aşık olduğum kadını öldürmekle tehdit ettiniz. Ben de sevdiğim kadına bir şey olmasın diye, o ölmesin diye gitmedim. Vazgeçtim. Bunları burada konuşmanın anlamı büyük Ferman Bey. Çünkü siz ve aileniz yüzünden benim her şeyim yarım kaldı. Beni bir evliliğe mecbur ettiniz. Siz, eşiniz, kızınız, kullandınız beni. Melek otur. Lütfen. Otur.
Sonra oğlunuz köşke geldi. Koluna takıp getirdiği kadın kim? Biliyor musunuz? Benim aşık olduğum kadın. Sen ne diyorsun? Sen ne dediğinin farkında mısın? Kendine gel. Ne oluyor burada? Ben kendimdeyim Ferman Bey. Hatta hepinizden daha çok kendimdeyim. İşte gelininiz. Öldürmeye çalıştığınız, benim aşık olduğum kadın. Karnında benim bebeğimle köşke gelininiz olarak geldi. Kimse dinlemesin bu herifi. Bu adam şirketleri batırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor baba. Dinleme bu herifi. Doğru mu anne? Bu kız... onun sevgilisi miydi? Sen nasıl böyle bir şey? Baba. Bak ben Mele'yi sevdim. Bizimkisi sadece acı bir tesadüftü, başka hiçbir şey değil. Ama bu adam hain. Arkamızdan vuruyor bizi. Şirketimizi batırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Rus şirket falan yok. Ekrem Aksoy adındaki herifle her şeyi planlamış. Evet, şirketleri satarak batmaktan kurtardım. Peki bu şirketlerin yeni sahibi kim? Bulut Ocak. Lan seni öldürürüm. Hadi adam! Bulut yeter, git artık buradan. Gideceğim. Gideceğim Melek, merak etme. Ama en son gitmeden sizi bir katille tanıştırmak istiyorum. Ferman Köklükaya. Kendisi babamın katili olur. Şimdi soralım bakalım. Babamı nasıl öldürmüş?
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bitti mi? Şirketlerdeki payım %51. Biraz önce aklımda ne varsa saydırdım Ferman'a. Fenalaştı. Nasıl fenalaştı? Kalbi sıkıştı. Dayanamadım. Kalp krizi mi? Bilmem. İlgilenmiyorum pek. Rahatladın mı? Rahatlamadım. Çünkü babamı öldüren adamın sağ kalmasını istemiyorum. Ekrem Aksoy. Bakalım. Babamı nasıl öldürmüş? Ekrem ortağımdı. Adem işte hep sorun çıkarıyordu. Ben sadece onu işten uzaklaştırmak istedim. Ama Ekrem ondan kurtulmak istiyordu. Babanı Ekrem öldürdü. Benim bir tane hatam var. O da şirketler zarar görmesin diye olayın üstünü kapatmaya çalışmak. Adem zaten ölmüştü, yapacak bir şey yoktu. Babanı Ekrem'in öldürdüğünü ispatlayabilirim sana. Silah, parmak izleri, bütün delillerin olduğu dosya çalışma odamda. Ama sen zaten çoktan babanın katilinin oyuncağı olmuşsun. Rahatladım.
İnsan geçmişiyle hesabını kapatmadan geleceğe yürüyemez demiştin baba. O zaman çocuktum. Anlamamıştım. Ama şimdi o kadar iyi anlıyorum ki seni. Geçmişime bakınca hep yarım şeyler görüyordum. Artık tamamladım. Biriktirdiğim bütün suskunlukları dile döktüm. Yüzüne haykırdım. Minnet duyduğum adamın önünde artık eğilmedim. Evliliğin ayaklarıma geçirdiği prangaları söktüm attım. Şimdi koluma kelepçe taksalar da özgür hissediyorum kendimi. Kuş gibi hafif. Çünkü en büyük esaretten kurtuldum. Hayatım en büyük hapishaneydi. Oradan firar ettim. Asıl esaret, insanın kendine koyduğu sınırlarmış meğer. Bütün sınırları kaldırdım. Engelleri aştım. Herkesle, geçmişimle hesabımı kapattım baba. Şimdi özgürüm. Özgürüm. Üç babacığım, hadi vur. 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 Gol mü atıyorsun sen? Bana gol mü atıyorsun? Bak sana bak. Gel buraya, gel. Gel dayının yanına. Bak, dayı çağırıyor seni. Gel bakayım, gel. Gel dayın seni bir öpsün, gel. Vay 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 vay. Oh benim güzel torunum. Gel bakalım şöyle, otur kucağıma. Allah. Bravo. Allah Allah. Sen çocuk seviyor musun Reşat Efendi? Seviyorum tabii, sevmez olur muyum ya? Oh! Eh! Hadi o zaman evlenek de ben sana bir çocuk yapayım. Tövbe tövbe! Allah Allah ya! Aa, ne var canım? Bak, mihrap yerinde. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Ya, görüyor musun ya? Domuşuk, evlenme teklif ediyorum, kabul etmiyor. Naz yapıyor Naz, ben biliyorum onu. Aman onun nazından niyazından bıktım! Seviyor mu lan? Merhaba. Bak kim gelmiş, bak. Aman 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 aman. Dedesinin gülü, dedesinin gülü. Hoppa. Doğum günü kutlu olsun. Oh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel aşkım. Buyurun, hadi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel. 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 Gülüm sen bırak onu bana. Anne. Bırak. Oğlum anne. Tamam.
çocuğunuz mu oldum? Evet Eylül'cüm. Birazcık zor oldu ama sonunda oldu. Artık hiç ayrılmayacağız. Mehmet abim de sen yoksa baba mı? Canın ne istiyorsa onu söyle. Baba desem olur mu? Olur. Hem de çok güzel olur. Sude abla demek de yok artık. Yok. Seni çok seviyorum anne. Ay aşkım benim. Ben de seni çok seviyorum. Canım kızım. Artık evimize gidelim mi? Olur. Hadi. Bir daha.